çatışma var mı her aile şirketinde olduğu gibi? Evet, evet. Yoksa bir sizden sonraki kuşakların, kuşağın önerilerine, tavsiyelerine, öngörülerine açık mısınız? Olmak zorunda olduğunuzu düşünüyor musunuz kurumsal anlamda? Türkiye'nin aslında en önemli bir konusuna değindiniz. Müsaade ederseniz bir iki bilgi vererek girmek istiyorum konuya. Aynı şirketlerinden zaten benim konum da oydu. Amerika'da %96'sı şirketlerin aile şirketi. İtalya'da %99'u, İspanya'da %80, İngiltere'de %75, Portekiz'de %70, İspanya'da %90, Türkiye'de %95'i şirketlerin aile şirketi. Bahsettiğiniz o aile içi sorunlar Türkiye'nin her yerinde var. Bu geçiş önemli. Bu şirketlerin, aile şirketlerinin %30'u ikinci nesle, sadece %10'u da üçüncü nesle sağ kalıyor. Önemli, büyük bir kayıp, israf, haram, günah, bu kadar değer. Bunu korumamız lazım, bunu aktarabilmemiz lazım. İşte bu mentorluk dediğiniz konu, işte o egolar var ya, oraya geçişte çok geç kalıyoruz. Acaba şöyle bir şey yaşanıyor olabilir mi? Kurucu kuşakların itibar gibi, imaj gibi kavramlara biraz daha mesafeli olması, ikinci ve dahi üçüncü kuşaklarınsa bu kavramları çok seviyor ve bunları yatırım yapmaya değer buluyor olması da yeni çatışmalar doğuruyor olabilir mi? Ben tersini söylüyorum. Öyle mi? Kurucular itibara, markaya çok önem veriyor. Yeniler hazıra konmak istiyor. Öyle oturma yemekleri vermek istemiyorlar. Bunlar mirasçılar. Zaten derler ya, babalar kurar, oğullar yer, torunlar batırır diye bir söz oluşmuş Türkiye'de. Çocuklar duymasın ya. Sizin çocuklar duymasın diyorum. Oğlan duymasın. Geleneksel. Burada değil herhalde oğlumuz. Oğlum küçük yaşından beri işletmeye gelip giderek o tozu en azından yuttu, dokundu. Kızım da şirketin herhalde 15 yıllık Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesiyim, Etik Derneği üyesiyim. Öğrenmek için her yere gidiyorum, dinliyorum. İşte kitaplar, bütün aile şirketi kitaplarını, işte neyse, kurumsal kitapları, yönetim kitaplarını okurum. Hı hı. Ama okumakla yapabilmek başka şeyler tabii. Elimden geldiğince şirketi kurumsallaştırmaya, sürdürülebilir, devredilebilir hale getirmeye çalışıyorum. Bu konuda uluslararası standartlarda işte ISO 9000 kalite yönetim sistemini uyguluyoruz. İşte ürünlerimizde CE belgesi uluslararası standartlarda, muhasebede uluslararası standartları uyguluyoruz. İşte tür kalite firmalarından biriyiz. Bunları oluşturarak onlara da sürdürmesini isteyeceğiz tabii. Profesyonel yönetimle çalışıyoruz. Kurumsallaşma konusunda gerçekten çok emek verdik. Dolayısıyla yeni neslin kendi aralarında anlaşması, profesyonellerle uyumlu çalışması kolay değil. Dolayısıyla bizim için, kurucular için, herkes için namus, şeref, artık o marka, isim, aile ismi, şirket ismi birbirine karışıyor artık. Dolayısıyla bu itibarın korunması artık en önemli mesele haline geliyor. Bu konuda onlara anlamaları için işte artık eğitimler yapıyoruz. Şirketi yeniden artık, onlar da büyüdü, biri 40 yaşında, biri 27 yaşında oldu. Şirket anayasası artık hazırlama işin içine girdiler. Üst düzey yönetimdeler. Profesyonellerle birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla bu geçişin çok sağlıklı olması lazım. Aksi halde işte dediğim gibi o %30'lar içine düşeriz. Biz devredebilen olmak istiyoruz ve onların da üçüncü nesle aktarabilecek kadar dolmasını istiyoruz. Onun için o hep lidere düşüyor. Kurucu liderin sorumluluğu çok büyük. Genellikle işte satıyorlar, kurtuluyorlar, çocuklarla uğraşmaktan bıkıyorlar. Bu tür aile içi meseleler yüzünden birçok şirket faaliyetlerine son veriyor veya satıp kurtuluyor. Aradan çıkıyor. O tecrübe, bilgi birikimi aktarılamaz hale geliyor. Bu kadar bilgi, emek israf ediliyor. Bu Türkiye için inanılmaz büyük bir kayıp. Türkiye devlet olarak bu konuya çok önem vermeli. Aile hizmetlerini el bebek gül bebek korumalı, kollamalı. Türkiye'nin işte Avrupa'daki en büyük ve en beğenilen, en iyi şirketler arasında 100 tanesi içinde Koç, Sabancı, Doğuş, Ülker de girdi galiba son bir sene. Bu gibi şirketler ve diğerleri
devletin çok saygı duyması gereken şirketler. Bu saygıyı toplum Koç'a gösterdi. Dolayısıyla imaj, itibar zedelenmemeli. Çok dikkatli olunmalı. Türk sanayisi ya da şirketleri ürkütülmemeli. Hı hı. Devleti %75 gayri safi milli hasılasını sağlayan bu şirketlerdir. Aile şirketleri ve şirketler. Temel taşı, ekonomisi, kalbi. Dolayısıyla devlet bunlarla çok iyi ilişkiler olmalı, saygı duymalı, gerekli kolaylıkları sağlamalı, hı hı, ve bunları çoğaltmalı, büyütmeli, hı hı, devlet büyüsün. Edip Ali'nin bir sözü var. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin liderliğine geçtiğinde bir sürü tavsiyeleri var. Sıkıntılar çekeceksin, katlanacaksın, Allah yoluna açık etsin, ama en sonunda dedi ki, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Hı hı. Türkiye'de de insan da yaşatılacak, şirketler de yaşatılacak ki devlet yaşasın. Devlet tek başına yaşayamaz.